Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği bütçesiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz aldım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. 2024 yılında güvenlik ve savunma alanına 1 trilyon lirayı aşan bir bütçe ayırıyoruz. Güvenlik ve savunma alanında görev yapan insan kaynağımız 1 milyon kişiyi aşmaktadır. Güvenlik ve savunmamız için büyük bir insan gücü ve büyük bir bütçe kullanıyoruz. Buna rağmen kevgire dönmüş sınırlarımızdan geçen milyonlarca kaçak göçmen, insan kaçakçılarının insafına terk edilen yüz binlerce gencimiz, suç örgütlerinin çatışma alanına dönen mahallelerimiz, sokaklarımız, uyuşturucu çeteleri tarafından şehit edilen polisimiz, askerimiz, hapisten çıkarılarak ülkesine gönderilen yabancı uyruklu suçlular, saray eliyle ihlal edilen ulusal egemenlik haklarımız, kara para aklamanın aracı haline gelen güzellik salonları, vatandaşlık satın alan çeteler, ülkemizin uluslararası itibarını zedeleyen suç ekonomisi listeleri, devletin gözü önünde başkentimiz Ankara'yı bile haraca bağlayan suç örgütleri ve daha vahimi, kara kuvvetlerimizin güzide bir eğitim kurumunda toplu iğne bulamadığını belirten müritler, meczuplar, yandaş vakıflara bilgi servisi yapan istihbarat yapılanmaları, 2023 Türkiye'sinde karşı karşıya olduğumuz güvenlik tablosu bu. Ülkemizin güvenlik kurumları bu çürümeyi hak etmiyor. Türkiye Cumhuriyeti kara parayla, uyuşturucuyla, insan kaçakçılığıyla, organize suç örgütleriyle anılmayı hak etmiyor. Saray ve tek adam yönetimi kurumları çürüttü, devleti çürüttü. Şimdi evlerimizde, sokaklarımızda, okullarımızda, mahallelerimizde, velhasılı şehirlerimizde büyük bir toplumsal çürüme riskiyle karşı karşıyayız. Sorumluluğumuz büyük, sorunumuz büyük, sorumluluğumuz ağır. Ülkemizin bu güvensiz yapının kaynağı olan sarayın etrafında yuvalanan narkopolitik yapının tehditlerinden kurtarılması gerekmektedir. Anadolu'muzun bin yıllık tarihi ve kültürü, halkımızın vicdanı ve irfanı, Cumhuriyetimizin yüz yıllık birikimleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesini arkasına alan topyekün bir karşı mücadeleye ihtiyaç var. Görev ve sorumluluk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Geleceğimizi güvence altına almanın yolu buradan geçmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, büyük milli dertler şimdiye kadar ancak Büyük Millet Meclisi'nde şifa buldu. Gelecekte de yalnız orada kesin önlemlerini bulabilecektir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, AKP'nin sözde Türkiye yüzyılı vizyonundan söz edilirken, Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemiz milli güvenlik siyaset belgesinden mahrum bırakılmıştır. Pandemi ve 6 Şubat depremleriyle yaşanan güvenlik sorunları, kuzeyimizde Rusya-Ukrayna çatışması, güneyimizde İsrail'in Filistin'e yönelik katliamları, uzay ve siber güvenlik sorunları, dünya ölçeğinde yeni güvenlik sorunları ve arayışları güncel bir milli güvenlik siyaset belgesi gerektirmektedir. Peki, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin asıl görevini yapmak yerine ne işle meşgul olduğunu biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı Yardımcımız yerinde yok. Sadece o değil, aynı zamanda kurumların temsilcileri de yok. Buradan ifade ediyorum. Milli Güvenlik Kurulu Genel... Buyurun bitirelim Sayın Kılınç.
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, yemek tedarikçisi, taşeron bir özel şirketin yönetim kurulu üyeliğiyle meşgul. Dahası yönetiminde yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu şirketin imza yetkili temsilciliğini yapıyor. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin yemek taşeron şirketinde eleman olmasını kabul etmiyoruz. Bu kabul edilemez. Güvenlik kurumlarımızın stratejik ihtiyaçlarının karşılanması sarayın dar çevresinin açgözlülüğüne feda edilemez. Güvenlik kurumlarımızın yönetimi siyasi atamalara, günlük siyasi tartışmalara feda edilemez. Devlet suç örgütleriyle ortaklık kuramaz. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.